Tamam. Önce beli alalım, sonra boyunu, sonra kalçayı. Tamam. Bel rahatsızlığı olanlar şu an kimler? Siz, 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 siz ve siz. Bunu Tamam. yaparken anneyi de anneanneyi de getirip çalışabilir miyim? Çalışabiliriz. Önce bir, Sorun önce tek tek yapalım. Onların hepsinde de çalışacağız. Ve sizde ne var belle alakalı? Buraya gelin. Şimdi bunları size yaptırtacağız. Siz yok edeceksiniz. Lütfen oraya geç. Bu arada Aynur Hanım hani dün asansöre binemiyordu ya. Asansöre Evet. bindi. Bir de sabah mesaj attı. Hiç baktım aslında onu da Emiş Hanım sabah gördü. Evet. Gidince baktım. Eve asansörle çıkmış. Süpersiniz ya. Belinizde ne var? Bu çalışılmış halim ama sabahları kalktığımda daha doğrusu ben çok ciddi bir düşme yaşadım. Ondan sonra belim ve sırtımda skoliyoz olduğu işte çok tedavi gördüm. Şu anda da hem sizin Az çalışmalardan da önceki. çok yaptım. Eğilirken uzun süre oturduğumda kalkınca çok zorlanıyorum. Sabahları kalkınca zorlanıyorum. Eğilirken zorlanıyordunuz. Bakalım Doğru. şimdi ne kadar eğilebiliyordunuz? Yok yok şu an eğiliyorum ama mesela uzun süre oturduğumda falan yani Peki secdeye gidebiliyor musunuz? Dizleriniz ne durumda onu şu an görün. diyor dizlerim iyi. Bir yapın bakalım. Ve ayağa kalkın rahatça. Şu an bunlar iyi. Ama mesela kalkarken tutmam gerekiyor. Şu anda tutmanız Evet. gerekli. Tamam. İşte onlardan biri bu. Onu anında tamamen ömründe kalıcı şekilde yok etmek üzere çalışalım. Kim? Pardon. Bir daha yap bakalım. Hiçbir yere tutunma. Hatta elini beline bile koyma. Bakalım kalkabilecek misin? Daha çalışmaya başlamadık. Aa, öyle de yapma. Ellerini şöyle ikisini ileri doğru avuç içlerini uzatarak kalk. Rahat mısın, değil misin? Biraz sendeleyerek Tamam. Haydi bakalım. Aynur Hanım'ı öyle bir hale getirelim ki tamamen rahat şekilde kalsın. Hayır. Ellerini tutmadan kalkmaya çalış. Peki. Bir de şöyle tek ayak üzerinde oturup kalkabilir mi ona bakalım. Öbürünün üzerinde ya. O ağır ya. Daha oturamıyorum ama. Öbüründe tutunmadan bakalım kalkabilecek misin? Tamam. Daha oturamadım. Haydi şimdi gördük ki rahat değildi. Kalkarken elleriyle destek almak zorundaydı. Kim içinizden bunu yok etsin? Ben de yapabilirim. Hemen Yok buraya ama ben hayal geldik. edeceğim kanal değilim ben. Tamam. Zaten bunda enerjide kanallık gerekmiyor. Anıl Hanım yok etsin. Bak. Anıl Hanım'ın yapacağı şey şu. Bir kişi tek başına yapsın bu çalışmayı. Anıl Hanım yapıyor. Anıl'ın istediği zaman buna son diyebilir. Tamam. Anıl'ın bitirdi. Ve bizim söylediğimiz şekilde Bedeninde biraz da omuzları istedi. Hani
omuzlarına da özellikle birazcık şey yaptım. Ve kaç dakika geçti? İki? Üç dakika arası bir çalışmaydı. Ve şimdi görelim. Haydi bakalım kollarını öne doğru uzatarak ya otur kalk, otur kalk sürekli. Haydi. Kalk. Yeniden. Evet. Kendini böyle vurmadan kalk. Yani normal kalk. Evet. Dizimi koymayayım mı geri? Nasıl istiyorsan hani. Koymamak. Evet ha. İşte bu. Daha farklı bir hareketle dene hani önceden yapamadığın, evet. Daha da yapamadığın bir şey dene. Az önceki. Evet. Ha. Öbüründe. Asıl öbür ayakta sizi rahatsız olan onu. Evet. Şimdi de yere secde eder gibi git. Kalkarken çünkü destek alıyordun artık. Evet. Şimdi hiç destek almadan ellerini dizine koymadan kalk. Yeniden koyma. Evet. İleri uzat hatta koyalım. Evet. Kalk. Mucize ötemiz sonsuz ve hemen şimdi ikinci bir arkadaşımızı alalım. Ona da Anıl Hanım'ı alalım. Şimdi o şifaya vesile oldu ya. Tamam. Bu sefer benim biraz farklı ama. Ne? Benim sakroilyak eklem. Yani kalça omurga kuyruk sokumunu düşünün inen yerde. Hı. Kalça eklemiyle omurgayı birbirine bağlayan sağda ve solda sakroilyak eklem var. Benim o sakroilyak eklemlerimde eklemler. Ağrılarım. Kas mı, kemik mi? Eklem. Kas yani. Kıkırdak mı? Kıkırdak, evet. İç içe geçmiş kısımlar. Hı. Tamam, yani, ne var orada? Omurga, şurada böyle sakroilyak eklemler var. Omurgayı ve kalça kemiklerini birbirine bağlıyor. Tamam. Orada ne var sende yani? Orada ne var? Orada sakrolit diye geçiyor. Yani oradaki kemikler de... Zedelenme falan mı? Zedelenme değil de i̇ltihabik. Evet evet iltihap, evet iltihap ve onun yarattığı biraz böyle şey var, enfeksiyonel bir aşınma var. Ağrı mı veriyor? Evet. Yürürken mi, otururken mi, eğilirken mi, ne zaman fark ediyorsun? Yani her anda, her anda orada bir diş ağrısı gibi sızı var. Ha. Lütfen buraya gel, hatta o yürürken buraya gelinceye kadar da bak bakalım bir şey var mı? Yok, onda değil ama hani ben şey yaparak dokunarak ağrıyı bulabiliyorum yani. Ha, dokunduğunda şu anda mesela evet şurada zaten var aslında. Sağ kalçanda. Solda da var ama daha az. Tamam. Sağdaki daha az. Çömelip kalkarken oturken onlar bir şey var mı? Yok ama ya ben dokunduğumda onun tamam şeyini anlarım zaten. O zaman biz orada iltihap varsa iltihabı kurutalım. Orada ne düzenleme gerekiyorsa onu yapalım. Kim çalışacak? Kim? Tamam. Deneyebilir miyim? Gülsüm Hanım el kaldırdı. Demin de el kaldırmıştı. Şimdi Gülsüm Hanım alsın. Sonra sen yaparsın. Olur mu? Haydi bakalım Gülsüm Hanım.
40'a kadar sayacağız. İsterseniz hep beraber 40'a kadar sayalım. Beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Peki 20'de duralım ve o kendisinden anlık bilgi alalım. Şu an durum ne? Dedim ya, orada bir topak oldu. O topak bir portakaldı. Şimdi birazdan mandalina gibi oldu ama topak var. O tamam. Böyle bir ağrıyı yayıyor. Ağrının hayali... tamamında yüzde kaçlık bir azalma oldu? Yani 70 kadar falan. Yani yüzde 70 rahatlama var. Haydi devam edelim. 29, 30... 31, 32, 33, 34, 35, artık rahatladı, 36, 37, 38, 39, 40. Tamam, lütfen gelsene buraya. Durum nedir? Tamam, buraya geldiğinde %100 de şimdi kaça indi sence? 30-40'a falan indi. Tamam. %30-40'a indi. İstersen yerine otur. Hocam, birimiz mesela tamamen o ağrıyı yok ediyorsa... Şunu bitireyim. Dur ben. Oturduğu yerden de şimdi enerji daha devam ediyor. Oradaki iltihabı, oradaki düzenlemeyi... iltihabı yok ediyor, düzenlemeyi sağlıyor. Ve bir 5-10 dakika sonra... Oluyor bu ya diyordum. Hemen o şeyin yeri...